sene mutfağa. Yemekten sigara hizmeti çıktı. O kişi hakkında tutanak tutulacak. Ben onu hiçbir açıklama tutacaksınız. Bana tutanak vereceksin. Yok, ben burayı mühürletirim. İçilmiş izmarit çıktı. Şok olduk. Çiğnedim. Tavuk eti zannettim, çıkarttım. Eşim şok oldu. Hatta dedi ki ya bana dedi bir mikrop bulaşmış olabilir mi? Gittikleri mekanda iştahla yemeklerini yiyorlardı. Tabaktan şefin imzası değil izmarit çıktı. Çiftin yemek keyfi zehir oldu. Şimdi bir içeriğini açsana mutfağa. Yemekten sigara izmariti çıktı. Mantar sosunun içinde sigara izmariti çıktı misafirine ama. Bir şey anlıyorsun ya. Evet, çıktı ya. Mutfağa sigara içmek gibi bir şey yok. Öyle değil de gelen malzemede bir şeyler vardır yani. Mutfağa girince Bir daha şok olduk. O kadar kötü, o kadar berbat, pis, kirli. Yok. Şöyle bir durum var. Burada ilginç geldi bana. Yok. Tavuktan çıksa tek tek açıyorsun yanlış. Bizde imkansız. Biz mi koyduk? Yok estağfurullah tabii ki. Şu anda yok. Çok üzücü bir durum. Size karşı olmam artık. Ya hanım çıldırıyor dışarıda. Ağzından çıkardı. Bu ne ya dedi sigara tadı. Skandal çok ünlü bir mekanda yaşandı. Çift masaya mantarlı tavuk siparişi verdi ve gelmesiyle de yemeye başladı. Ancak çok geçmedi, çatala tuhaf bir cisim takıldı. İçeri. Şimdi bir içeriğini açsana mutfağa. Yemekten sigara izmariti çıktı. İstanbul'un en ünlü restoranlarından birine eşinizle gidiyorsunuz. Yemek yiyorsunuz ve bir süre sonra eşinizin ağzına nikotin tadı geliyor. Bir çıkarıyor ve bakıyorsunuz ki yemeğin içinden çiğnenmiş sigara izmariti çıkıyor. Mutfakta muhtemelen sigara içildiği ve o yemeğe o içilen sigaranın düştüğüne inanıyorum. Bunu açıklayacak bir durumu yok onun. Bu direkt şu anda bizim şeyimizde olan bir durum. Fotoğrafını çektik bunu. Merkezimize ileteceğim bu konuyla ilgili. Ne gerekiyorsa konuyla ilgili ne hani sömürlük kime aitse direkt o kişi hakkında tutanak tutulacak. Ben hiçbir açıklama sunacaksınız. Mekanın yetkilileri ilk başta zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok diyerek suçlamayı reddetti. İştah kaçıran olayın ardından tutanak tutuldu. Bizden olamaz dediler ama yaptığımız, düzenlediğimiz tutanakta kabul ettiler. İşte biz tedarikçilerimize döneceğiz falan dediler ama tedarik ettikleri yemeğin içinde bile olsa sonuçta onu pişirirken mutlaka kontrol edilmesi lazım. Ve tabii ki onun hakkında da mutlaka o konuyla ilgili. Sigara izmariti çıkar mı ya şeyin içinde? Kanı yani rezalet bir şey ya. Yani sigara içmiyoruz. İçeride hani sigara tüketse... Malzeme şeyinde ya. Biraz ondan korktum. Çünkü bir ara bize poşette patates kızartması geliyor hazır. İçinden plastik çıktı. Böyle pişmiş bir plastik parçası çıktı. Ondan şüphelendim. Merhaba. 4-5 gündür hala yemek yiyemiyor. Psikolojisi halen düzelmedi. Halen geri dönüşlerini bekliyoruz. Avukatımız artık bu saatten sonra tazminat davasını açacak.